Cumhur'da derin çatlak. Hüdapar'dan, Bahçeli'yi kızdıracak açıklama. Hüdapar sözcüsü Serkan Ramanlı, biz her türlü milliyetçiliği ayaklar altına almış bir partiyiz açıklamasında bulundu. Gözler MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye çevrildi. Seçimlere AK Parti listelerinden girecek olan Hüdapar'dan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye kızdıracak bir açıklama geldi. Hüdapar sözcüsü Serkan Ramanlı, biz her türlü milliyetçiliği ayaklar altına almış bir partiyiz, dedi. Hüdapar'ın sözcüsü Serkan Ramanlı, BBN Türk'te Nisan Urçay'dan'ın sunduğu Son Durum programının canlı yayın konuğuydu. Ramanlı, biz her türlü milliyetçiliği ayaklar altına almış bir partiyiz iddiasında bulundu. Ramanlı, şu ifadeleri kullandı. Biz Kürt milliyetçisi bir parti değiliz. Biz her türlü milliyetçiliği ayaklar altına almış bir partiyiz. Biz Müslümanız, biz hiç kimsenin kavminin bir başka kavmin üzerinde olmasını kabul etmiyoruz. Bize göre Müslüman kardeştir, bütün insanlar eşittir. Hüdapar'dan geçmiş temizliği. AKP listelerinden seçime girecek olan Hüdapar, web sitelerinde yenilemeye gitti. Sitelerinde çalışma olan parti, çok yakında yeni web sitemizle sizinleyiz notunu düştü. Partinin geçmiş basın açıklamalarında Uludere olayları için Roboski dediği görülürken, parti programının bulunduğu ana sayfada, Kürtçe, Türkçe ile beraber ikinci resmi dil olarak kabul edilmeli, Kürtçe aynı zamanda eğitim dili olmalıdır. Yeterli talep olması halinde ana dili farklı olan diğer vatandaşların da kendi dillerinde eğitim alabilmelerinin önü açılmalıdır. İlk öğretim öğrencilerine okutulan, ırkçılık kokan, andımız ve benzeri metinler kaldırılmalıdır. Muhtelif yerlerde yazılan, ne mutlu Türk'üm diyene gibi yazılar silinmeli, bir Türk dünyaya bedeldir şeklindeki ırkçı söylemlere son verilmelidir. Ergenekon, JITEM ve benzeri yapılanmaların bölgede yaptığı hukuksuzluklar derinlemesine soruşturulmalıdır. Başta Şeyh Said olmak üzere Kürtlerin büyük bir saygı ile andıkları Kürt alimlerine zulmedildiği resmen kabul edilmeli, yakınlarından ve bütün halktan özür dilenmelidir ifadelerine yer verildi. Erdoğan'la görüşen Destici'yi korku sardı. Kaybedersek kaos çıkar. Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrasında açıklama yaptı. Kaybetme endişelerinin olduğunu söyleyen Destici, Millet İttifakı kazanırsa kaos çıkar, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi'nde Mustafa Destici'yi ziyaret etti. Yaklaşık bir saat süren görüşme sonrasında Destici kısa bir açıklama yaptı. Kaybetme endişelerinin olduğunu söyleyen Destici, Millet İttifakı kazanırsa kaos çıkar, sözleri dikkat çekti. Seçim için değerlendirme yaptıklarını belirten Destici, bir saat önce önlerine gelen son anket sonucunu açıkladı. Destici, şu anda Cumhur İttifakı'nın %49-50 civarında oyu var, bize bir saat önce gelen son ankette Cumhur İttifakı'nın oyu %49-50 olarak gözüküyor, bu daha da artabilir tabi, dedi. Karşı ittifak kazanırsa kaos olur. Seçimi kaybetme endişelerinin olduğunu söyleyen Destici, Millet İttifakı kazanırsa kaos çıkar, dedi. Destici şunları söyledi. Biz Büyük Birlik Partisi olarak açık ve net olarak söylüyoruz, karşı ittifakın seçimi kazanması halinde Türkiye'yi kaosa götüreceği endişesi yaşıyoruz. Bunun kaygısını yaşıyorum, elbette ki biz Büyük Birlik Partisi olarak söylüyorum. Bizim önceliğimiz belli. Milletin istiklalini önceliyoruz. Tüm İslam coğrafyasını önemsiyoruz. Bizim şu anda Cumhur İttifakımızın ana gayesi de budur. PKK'nın sözcüleri bir genel başkanının temsilcileri gibi açıklama yapıyorlar. Bu masaya yedili masa demek daha doğru olacaktır. HDP resmi olarak olmasa da fiili olarak masada olmuştur. Bu çok açık ve nettir. HDP destekli kesimin kazanması ülkeyi kaosa götürür. Özellikle Türk milliyetçi arkadaşlarımıza sesleniyorum. Kırgınlıklar üzerinden yanlış bir kararla PKK ile işbirliği yapanlarla yan yana durma zamanı değil. Kapımız tüm milletperverlere açıktır. Diğer yandan, Erdoğan kabineyi baştan aşağı değiştiriyor. Yeni isimler olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabinede yer alan bakanların milletvekilliği için aday olacaklarını duyurmuştu. Erdoğan, bugün, kabinede yeni isimler olacağının mesajını verdi, 2023 seçimlerine doğru geri sayım başladı. Millet İttifakı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday gösterirken, Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aday gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti'nin grup toplantısında dikkat çeken mesajlar verdi. 14 Mayıs seçimlerinde kazanırsa kabineyi değiştireceğini açıklayan Erdoğan, kabinede yeni isimler olacak dedi. Erdoğan, geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dahil olmak üzere kabineden 17 ismin milletvekili adayı olacağını duyurmuştu. Erdoğan, bugünkü konuşmasında şu ifadeleri kullandı. Üç dönem kuralı nedeniyle aday listelerinde yeni isimler olacak. Bu bir bayrak yarışıdır.
Bakanlarımız bugüne kadar kabinede verdikleri hizmetleri 14 Mayıs'tan sonra mecliste verecekler. Kabinede yeni isimler olacak. Önceki gün Cumhurbaşkanı adayları belli oldu. Yüksek Seçim Kurulu'nun açıklamasına göre benimle birlikte 4 aday bulunuyor. Bu gelişmenin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Milletimizin basireti ve ferasetine güveniyoruz. Milletimizin 14 Mayıs'ta ülkesi, kendisi ve geleceği için en doğru kararı vereceğine inanıyoruz. Milletin iradesi yine galip gelecek, Türkiye 20 yıldır sürdürdüğü demokrasi yolculuğunu yine sürdürecek. Bu tekerlek tümsekte kalmayacak. Türkiye yüzyılının inşasına kimse engel olamayacak.